Herkese merhaba arkadaşlar. 7 Temmuz 2023 yani bugün itibariyle yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç ücreti 6000 küsur, küsuratında söyleyeceğim ilerleyen dakikalarda olan rakam 20.000 TL'ye çıkartıldı. Tabii bu hepimizi üzdü. Özellikle yurt dışından nispeten uygun fiyatlı telefon getirip kullanmak isteyenlerin ciddi anlamda önü kesilmiş oldu bu yeni düzenlemeyle birlikte. Şimdi ben birazcık bu videoda hem bu pasaport kaydı hikayesinin bir geçmişini araştıracağım sizler için. Aynı zamanda neler yapılabilir? Kaydettirmeden neyi nasıl kullanabiliriz? Bu tarz sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Çünkü geçmişte bana bu tarz sorular çok geldi. Gerek YouTube kanalımda yani bu videoyu izlediğiniz kanalda, gerekse sosyal medya hesaplarımda fazlasıyla bu tarz sorular aldım. İşte bu soruları yanıtlayabilmek için böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Öncelikle bu pasaport kayıt meselesinin tarihinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bir tablo hazırladım ben sizlere ve Habertürk'teki sevgili arkadaşım Necdet Çalışkan'ın bir haberinden aldım bu tabloyu. Ona da selam olsun buradan. Artık orada çalışmıyor ama bu tarz tabloları o da benim gibi çok seviyordu. Ben de birazcık geliştirip o tabloya bir şeyler daha kattım kendimce. Şimdi bu tabloyu ekranda görüyorsunuz. Pasaport kaydının aslında geçmişi 2012 yılına dayanıyor. 2012 yılında 100 TL ile başlamış arkadaşlar pasaport kaydının tarihi. 100 TL verdiğimiz zaman yurt dışından getirdiğimiz bir cep telefonunu kendi hesabımıza kayıt edebiliyorduk. Tabii o zamanlar şartlar farklıydı bu arada. Telefonu siz kayıt edebiliyordunuz kendinize ama istediğiniz numarayla kullanabiliyordunuz. Günümüzdeki uygulamada ise yani şu anki uygulamada öyle değil. Üzerinize kayıtlı olan telefon numarası üzerinden ancak kullanabiliyorsunuz o telefonu. Bu detayları da birazdan söyleyeceğim. 2023'ün ne olmuş? 115 lira olmuş. 2014'te 119 lira. Çok gelmemiş zam. 2015'te 131,5 lira olmuş. 2016'da 138 lira. 2017'de 149 lira. 2018'de gelince birazcık sağlam bir zam gelmiş. 500 lira yapmışlar. Yani 149 liradan 500 liraya çıkmış. Ciddi bir artış olmuş. 150 desek 3 katına çıkmış neredeyse. Hatta 3 katından da biraz fazla. 2019 yılına geldiğimizde ise bu sefer tam 3 kat. 500'den 1500 liraya çıkmış. 2019'dan sonra yine bir rutine bağlanmış. 2020'de 1838 TL olmuş. 2021'de 2006 TL olmuş. 2022'de 2732 TL olmuş. Yani aslında yine normal seyrinde devam etmiş. 2023'e geldiğimizde ise 6091 TL olmuş. Bunlar nasıl oluyor? Yeniden değerlenme oranı var her sene. İşte Aralık ayının son haftasında falan belli oluyor. Ona göre otomatik olarak bu harçlar, alınan işte vergiler, şunlar bunlar ona göre düzenleniyor. Şimdi 7 Temmuz'a geldiğimizde bu 2012'den bu yana olmayan bir şey oldu ve yıl ortasında tekrar zamlandı. Yani 6000 liradan 20.000 liraya çıkmış. 3 katından da fazla bir artış söz konusu. Türkçesi bunun şu arkadaşlar. Siz telefon almayın diyor devletimiz bize. Yurt dışından almayın diyor en azından. Alacaksınız Türkiye'den alın. Türkiye'den aldığınız zaman da ben KDV'sini, vergisini, ÖTV'sini, şusunu, busunu alırım demek istiyor. Peki vergi konusunda olduğu gibi bundan da kaçınmanın yöntemleri var mı? Bakın bu anlatacağım şeyler tamamen legal, yasa dışı bir şey değil. Hepsini devletin bize sunduğu imkanlar ve olanaklar dahilinde yapabileceğimiz şeylerden bahsediyorum. İllegal çözümler de var tabii ki ama onlar bu videonun konusu değil. Ben zaten o tarz illegal çözümlerden de bahsetmeyi pek doğru bulmuyorum. Bu pasaport kaydında belli kurallar var söylediğim gibi. Şu anki günümüzdeki uygulamadan bahsediyorum. Bu videoyu izlediğinizde uygulamalar değişmiş olabilir çünkü kanunlar da kurallar da değişebiliyor. BTK'nın sitesinden aldığım bilgilere göre ki bu tarz düzenlemeleri BTK yapıyor arkadaşlar. Yani Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu. 120 gün yani yurt dışından bir telefon getirdiğiniz andan itibaren 120 gün boyunca bu telefonu kayıt etmeden kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek oluyor? Yani ben bir telefon aldım. Kaydetmek istemiyorum. Ucuz bir telefon, pahalı bir telefon fark etmiyor. Kaydetmek istemiyorum. Alacağım, kullanacağım ve 120 gün sonra bu telefon kullanılamaz hale gelecek. Bu arada bu süre şöyle başlıyor arkadaşlar. Telefonu aldınız. SIM kartı taktınız, kullanmaya başladınız. Size bir SMS geliyor. Bazı örneklerde internette bunu çok gördüm ben. İşte kimisi diyor ki işte bir ay sonra geldi. Kimisi diyor ki hemen geldi. Kimisi diyor ki 3 ay sonra geldi. O önemli değil. Siz SMS'i aldığınız tarihten itibaren 120 gün yani 4 aylık süre başlıyor. Daha sonra bu 4 ay bittiğinde o telefonu o sim kartta kullanamıyorsunuz. Tabii bazı telefonlarda 2 sim kart var. Yani çift IMEI numarası oluyor. O sim kartı çıkartıp öbür yuvaya takarsanız bir 4 ay daha elde etmiş oluyorsunuz. Yani bu şekilde bir telefon eğer çift sim kartlıysa 8 ay boyunca herhangi bir şekilde kaydettirmeden kullanabiliyorsunuz. Üstelik şöyle bir güzellik de var arkadaşlar. Bu kullanma limiti her yıl sıfırlanıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor? Yani diyelim ki siz mesela ben şimdi Temmuz ayında mıyım? Temmuz ayında bir telefon getirdim
dışından ve kullanmaya başladım. 4 ay sonra yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 4 ay sonra birinci e-mail bitti. Tamam dedi ki bana kullanamazsın artık. Okey. Sonra ben ikinci telefonu taktım. İşte 2 ay Aralık, Ocak'ta da kullandım. Zaten Ocak ayında sıfırlanıyor ve tekrar süre yeniden başlıyor. Yani burada böyle bir kolaylık var. Eğer doğru bir şekilde tarihleri ayarlayabilirseniz, örneğin Ocak ayından 8 ay geri sayıp o tarihten itibaren başlarsanız ve çift sim kartınızın olduğunu düşünerek konuşuyorum. 8 ay boyunca kullanabilirsiniz. Bir 8 ayda bir sonraki bir yıldan gelecektir. İkisini topladığınızda 16 ay boyunca telefonu kaydettirmeden kullanabiliyorsunuz. Böyle bir kullanabileceğimiz bir yöntem var. Yani bu yasa dışı değil, devletin bize sunduğu imkanlar çerçevesinde yapabileceğimiz bir kullanma yöntemi. Sosyal medyadan gelen sorulardan bir tanesi de e-sim var. E-sim ile fiziksel simi beraber kullanabilir miyim? Bu konuda benim net bir bilgim yok. Hani kullanıp deneyimleyen varsa yorumlara yazabilir. Yani telefonunuzu e-sim'e çevirirsiniz sim kartınızı. Daha sonra bu e-sim'den fiziksele tekrar geri dönmeniz gerekecek tabii. E-sim'de bir 4 ay, fizikselde bir 4 ay, hani 8 ay olur mu gibisinden bir soru sordular. O konuda bilgim yok. Saat tarafında soranlar oldu. Çünkü Apple Watch'un biliyorsunuz e-sim destekli modelleri de var. Saat tarafında benim bildiğim kadarıyla bu tarz bir zorlama yok. Yani orada biraz daha gevşek tutuyor devlet bu işleri. Hani saate getirip kullanabilirsiniz. Bir de saat telefon gibi sürekli e-sim kullanmadığı için, yani telefonunuzun yanındayken zaten telefonla Bluetooth'ta bağlanıyor. Telefonla uzaktayken o işte Apple'ın Apple Watch'la bir kurgusu var, iPhone'la Apple Watch'un. Burada bir e-sim'e geçeceği için hani onun da sisteme yakalanıp hani işte kayıt dışısınız, size işte şu kadar gün kaldı deme ihtimali var bu arada. Yok demiyorum ama benim gördüğüm örneklerde, internette gördüğüm örneklerde pek öyle bir örnek görmedim. Yani kaydettirmediği için e-sim özelliğini kullanamayan bir Apple Watch kullanıcısı duymadım. Varsa da, tecrübesi olan varsa da yorumlara yazsın. Hani ben aldım şöyle oldu böyle oldu gibisinden. Çünkü benim kişisel bir tecrübem olmadı. Olanlar da varsa yorumları yazarsa en azından bu videoyu izleyen diğer kullanıcılara da bir katkı sağlamış oluruz. Yani pasaport kayıt harç meselesi bu şekilde arkadaşlar. Bu arada pasaport kaydı ile ilgili hatırlatmam gereken bir konu daha var. Bunu bilenler biliyordur ama bazen geliyor bu soru da bana. Bir telefonu getirdiğiniz zaman bir pasaporta kaydettirdiğiniz isimle telefonun kullanacağı numaranın sahip olduğu isim aynı olmak zorunda. Yani ben Özgür Çetin olarak bir telefon getirdiysem ve kendi pasaportuma kaydettiysem kendi adımı kayıtlı olan telefon numaralarıyla kullanabiliyorum ancak. Tek bir numaraya daha doğrusu. O telefonla beraber kullanabiliyorum. Yani ben bir telefon aldım. Kendi pasaportuma kaydettim. Başkasına verdiğim zaman orada da çalışmıyor. Bunun da altını çizeyim. Hani eskiden vardı bu yöntem. Yani eskiden bir telefon aldığınız zaman kayıt parası ödeseniz de başka numarayla kullanabiliyordunuz. Artık kullanamıyorsunuz. Birkaç yıldır bu durum bu şekilde arkadaşlar. Bu videoda sizlere arkadaşlar pasaportlarımıza kaydettiğimiz cep telefonlarıyla ilgili geçmişte neler oldu? Harçlar ne kadardı? Ne gibi şartları vardı? Neler yapıyorduk? Şu anki durum ne? Ve bu durumdan nasıl kaçınabiliriz? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Anlattığım şeylerin tamamı yasal bu arada. Bunların hepsi kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde yapabileceğimiz bazı uygulamalar. Sizin de konuyla ilgili aklınıza takılan sorular, benim anlatmayı unuttuğum ya da şöyle bir olay da var bunu anlatsaydın ya da böyle bir konu da var bundan da bahsetseydin diyebileceğiniz noktalar olabilir. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Her zamanki uyarıyı yapıyorum. Bunun temel sebebi de videoyu izleyenlerin çoğunun kanala abone olmaması. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu benim için önemli. Bu tarz videoları hazırlıyorum. En azından bir motivasyon olur benim için. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla bütün sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz çok sevinirim. Yani yapacağınız şeyler belli. Kanala abone olun. Beni sosyal medya hesaplarından takip edin. Videolarımı beğenin. Yorum yazın vesaire vesaire. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.